Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, para politikasının gecikmeli çalıştığını, Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyonun düşeceğini söyledi. Öte yandan bugün toplanacak kabine toplantısında asgari ücrete ilişkin de açıklamalar yapması bekleniyor. Torba kanunu eklenen maddeyle Ankara'dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35, 2024 yılındaysa 45 bin lira ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyordu. Konuya ilişkin uzmanlar, ücret eşitsizliğinin ortaya çıkabileceğine vurgu yaptı. AK Parti torba teklifin genel kurul görüşmeleri sırasında maddeyi geri çekecek. Düzenleme tüm memurları kapsayacak ve ilgili kuruma, personeline ikramiye, tazminat ve ek ödeme yetkisi verecek şekilde yeniden düzenlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen bölgenin kalkındırılması için yaklaşık 2.4 milyar dolarlık dış finansman sağladıklarını bildirdi. Öğretmenlerle veliler arasında gönüllü görev yapan sınıf annesi uygulaması son zamanlarda tepki toplamaya başlamıştı. Sınıf annesi adı altında velilerden aidat toplamak ve ders haraç geleceği için para talep ettiği yönünde şikayetler geldiği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı 81 il valiliklerine uyarı yazısı göndererek bu uygulamanın kaldırıldığını bildirdi. Havayolu firmasında global düzeye ulaşan Türk Hava Yolları yeni reklam yüzü olarak Margot Robbie ile anlaştığını duyurdu. Hollywood'un ünlü yıldızı Robbie, Avustralya'nın seferlerini tanıtmak için kurumun reklam yüzü olacak. THY Yönetim Kurulu Başkanı 2 ay sonra başlayacak olan Avustralya uçuşunun aktarmalı olarak gerçekleşeceğini aktardı. Sabancı Holding, temiz enerji teknolojilerine yatırım yapmaya hazırlandığını açıkladı. Sabancı, gelecek 5 yılda temiz enerjiye 6 milyar doları aşan yatırım yapacak. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.